Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. GTA 5 PC moddanın yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz demeyeceğim. Artık yeni bir serimiz. GTA arabaları ya da binlerine daha başına karar veremedim. Yeni bir serimiz olacak artık. Bütün araba modlarını başka bir yere alacağım derken şu güzel havada Lamborghini Aventador'umuzda gezelim arkadaşlar. Lamborghini Aventador modunu tanıtıyorum bugün sizlere. Sesim oyunun sesinden biraz az gelmiş olabilir. Ya da fazla gelmiş olabilir. Onu ayarını artık videodan sonra bakarız. Şu arabaya bir bakın Allah aşkına. Şimdi arabanın dış detaylarına şu güzel yağmurlu havada bir bakalım. Şehri boşalttım zaten. Bildiğiniz Lamborghini, şuna baksanıza. Şimdi asıl meseleye gelelim. Asıl mesele. Aman tanrım. Hayatımda ilk defa bu kadar güzel iç detayı olan bir araba görüyorum. Oyunda yani. Gerçek bir şey görmedim, neyse onu karıştırmayalım da. İbreyi görüyorsunuz değil mi? Adamlar yapmış, gerçekten helal olsun. Bu ne ya? İçinden sürmek zaten zevkliydi. Şimdi daha zevkli oldu. Baksanıza şuna. Şu ana kadar oynadığım modlardan en güzel iç düzene sahip araba. Baksanıza koltukları, döşemeyi falan. Ve dışına geri dönelim. İçi ayrı bir güzel, içi ayrı bir güzel. Oyundaki Zenterno'nun yerine geçiyor arkadaşlar. Bizim Aventador'umuz. Onun hızını almış. Yeteneklerini almış. Dış görünümü ise Aventador. Böyle arabamız. Kirlenme efektleri de filan bu şekilde. Şöyle modifiye konusuna girecek olursak arkadaşlar, arabanın özelliklerinden şöyle hemen trainer'ımızı açalım. Nerede Vickles? Evet, burada. Şimdi rengini bir ayarlayalım. Temizleri tamir ettikten sonra. İki rengini de birden değiştirirse metalik. Oo, şuna baksanıza. Şöyle. Güzel bir renk yok mu şöyle ya? Arabaya her renk gidiyor hakikaten. Ben bunu seçeceğim. Gözüme bir hoş gözüktü. Şöyle tekerlek, kendi orijinal tekerleği kalsın. Modification bütün hepsini ata. Spoiler var mı? Vay. Zenterno'nun spoilerlarını koymuşlar ama gayet hoş. Vay, bu bile var ha. Peki hangisi olsun? Bu mu? Yoksa bu mu? Bence bu olsun ya, bu olsun. Evet, bu olsun. Yan taraflar. Evet, yan taraflar da var. Yan taraf bu şekilde olsun. Şey, egzozumuz olsun. Şöyle. Bu olsun aynen. İç tarafına şunlardan. Tamam, bu olsun. Pek bir anlamasını zaten. Bir yazı çekilirse göreceğim daha ne yapabildiğinizi. Bu ne işe yarıyor, ne işe yarıyor bilmiyorum. Frenler filan, tamam, onları geç. Korna, armor falan, tamam. Arkadaşlar pencereleri böyle yapsak camları şöyle daha iyi. Pencere cam, kafam karıştı artık. Neyse. Pencere ne lan? Arabanın camlarını böyle yapsak daha iyi. Ama iç tarafına geçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi bir hata oluyor, böyle oluyor. O yüzden bunu Very Light'ta bırakmak zorunda kalıyoruz. Şöyle plakamız ne olsun? Klasik bir olsun her zamanki gibi. Lastikler dediğim gibi ellemiyorum. Tamam, o kalsın. Bir yine şey yazalım, kanalın ismini yazalım. Tamam. Arkada 30 tane mod açtım arkada gördüğünüz gibi. Onlar kendi kafalarına göre gitsinler. Artık o kadar mod indirince oyun kafayı yemeye başlıyor. Modları oynadıktan sonra silmenizi tavsiye ederim. Kullanmayacaklarınızı. Arabamız gördüğünüz gibi bu şekilde dönüşüyor arkadaşlar. Şu şekilde. Yanları böyle oldu. Arkası böyle. Egzoz böyle. Şöyle spoilerımız oldu. Bütün upgrade'leri yaptıktan sonra yola tutuşu değişmese de yine güzel bir arabaya dönüşüyor arkadaşlar. Sizin de şu an gördüğünüz gibi. Gayet kaliteli bir şey oldu. Oyunda trafik kapalı gördüğünüz gibi, onu da trainer'dan yaptım. Yani modla alakası yok onun. Yağmur efektleri falan baya güzel oldu ha. Of, çok güzel. Oyun her modla birlikte ayrı güzel geliyor gözüme gerçekten. Çok çok süper oyun ya. Şu arabaya baksanıza. Neyse, şimdi Aventador'u bir köşeye çekelim arkadaşlar.
öteki konumuza gelelim. Evet, aventadorumuz gördüğünüz gibi böyle. Şöyle etrafında dolaşacak olursak first person'dan göstereyim size aventadoru. Şöyle yağmurda birlikte. Of. Tam wallpaper, yemin ederim. Tamam, sen git. Baban gelsin. Şimdi sen gel. Vehicle spawner. Sen. Spor değil, süper cars. Süper cars. Ondan sonra ve sıradaki arabamız. İşte bu. Bir köşede Aventador, bir köşede LaFerrari. LaFerrari. Araba ismi çok güzel değil mi? LaFerrari. Şöyle bir yakalım. Of, bu da güzel. Tabi bunun içine geçince ötekisi gitti. O çünkü şehirdeki bütün arabaları kapattım. Benim arabamdan başka bütün arabalar gidiyor. Arkadaşlar, bu arabanın modifiye seçeneği yok. Ama bu arabanın yola tutunuşu olsun. Yani olsun. Yola tutunuşu çok güzel. Diğer arabayla fazla değişik özellikleri yok. İkisi de süper gerçekten. Tabii Ferrari seven var, Lamborghini seven var. Renkler zevkler tartışılmaz tabii. Bana soracak olursanız ama Ferrari mi Aventador mu diye, hangisi oyunda tabii daha güzel diye, ben Ferrari derim. Çünkü bu oyun gerçek, bu araba gerçekten oyunda çok çok güzel sürülüyor. Şimdi bir şöyle yola tutuş testi göstereyim size. Şöyle gördüğünüz gibi nasıl gidiyor. Durması biraz sıkıntılı her arabada olduğu gibi. Ama öteki arabalara nazaran daha güzel gidiyor. Yola tam tutunuyor diyebilirim. Öteki arabalara göre kendini hissettiriyor. Şöyle biraz içine sürelim. Müzik olaydı gerçekten daha güzel olurdu da. Şu telif hakkı denilen olay olmasa keşke. GTA Vice'de olsak onlar bizi parçalamıştı. Evet, yola tutunuşu çok güzel dedim. Araba beni haksız çıkardı. Ama yağmur yağıyor. Tamam. Onun da etkisi var. Şöyle neyse ben ibresini göstereyim. İbresi bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şöyle iç dizaynı böyle. Koltuklar Ferrari logosu, İtalya logosu falan filan. Şöyle dış tarafını gösterecek olursak stoplanması filan. Farlar bu şekilde. Şöyle arabanın sol tarafı, lastikler, sponsorlar, ön tarafı, sağ tarafı bu şekilde. Gördüğünüz gibi araba bu şekilde mükemmel duruyor. Bu arabanın modifiye özelliği olmasa da arkadaşlar, ötekilerine göre daha güzel bir araba bence. Şuna baksanıza ya. Bu oyundaki Turismo'nun yerine geçiyor arkadaşlar. Öteksi Zenterno'nun yerine geçiyordu. Zaten Turismo buna benzetilerek çıkarmış herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Gördüğünüz gibi bu da bu şekilde. Şöyle güzel şehir manzarasında mobil bir yazısıyla birlikte şöyle veda edelim arkadaşlar. Sinematik şekilde. Arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Şu an, tam şu an sağ üstte çıkan videoya tıklayarak bir önceki videomuza gidebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hepinize güle güle.